Dik üçgen olarak verilmiş ve daha çoğortay. Şu çoğortay olduğu için 4 ve 5'e göre isimlendirebiliriz. Yani BD kenarına biz 4K, buradaki BC kenarına da 5K diyebiliriz. Şimdi tamamına bakarsak, bu ifadenin tamamına, şu sarıya boyadığım üçgene, dik üçgen ve de özel bir üçgen olduğunu anlayabiliyoruz. Hipotenüs uzunluğu 5K, dik kenar 4K, bu diğer dik kenarın yani şu tarafa denk gelen dik kenarında 3K olması demek. Ki uzunluğu biliyoruz, 9. 3K eşittir 9. Burası 4K, burası şurası 4K, burası 5K ise burası 3K olur. 3, 4, 5 üçgen. Onu şuradan anladık. Burası açıortay. Açıortay. Şurası. Buradaki parçalar 4 ve 5 ise şunlar da 4 ve 5 ile orantılı olmalı. 4 ve 5 ile orantılı olmalı. Şimdi 3K 9 ise bizim K sayımız 3 gelecek. Bunu bulduk. Eğer K'mız 3 ise şu parçaları artık biliyoruz demektir. Bu parçaları. Yani K yerine 3 yazarsak bu parça 4 çarpı 3'ten 12. İstersek biz iç açıortay teoremini uygulayabiliriz. Ama şurada direkt Pisagor teoremini uygulamak da mümkün. Şu an yeşile boyadığım üçgende. Biz hipotenüs uzunluğuna yani aradığımız parçaya BDX değil. Burada şunu görmeyelim. 12, 4, X. Pisagor teoremi uygulanırsa X'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Şimdi burada şunu yapmak mümkün. Karelerini alırız. 12'nin karesi 144, 4'ün karesi 16. Toplayıp karekök alabiliriz. Ama şunu yapmak da mümkün. Bunların ortak çarpanı var. Şöyle alınabilir. X'in karesi eşittir. Şöyle de yazabiliriz aslında. 12'yi 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi gibi düşünebiliriz. 12 yapar. 12'nin karesi. 4'ün karesini dışarıda bırakırsak, şöyle yazarsak yani 4'ün karesi. Burası 1. Diğeri de 3'ün karesi olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Bu durumda karekök alırsak x eşittir. Kök içinde. Burası 4'ün karesi. 3'ün karesi 9. 1 de burada 10. Bu şekilde dönüşür. 4'ün karesi olduğu için dışarı direkt 4 diye çıkacak. Yani bizim x'imiz 4 kök 10 olur. Ya da şunu da söylemek mümkün. Daha genel olarak. Eğer her ikisinin de ortak bir çarpanı varsa onu direkt dışarıda tutup geriye kalanlar üzerinden de işlem yapılabilir. Yani şunu söylemek mümkün de aslında. X kare eşittir. Şöyle 4'ün karesi değil de ya da hatta x diyelim. X eşittir. 4'ü dışarıda tutarız. Kare kökün içinde birinciden geriye 1 kalır. 1'in karesi. Diğerinden 3 kalır. 3'ün karesi. Geriye kalanlar üzerinde de işlem yapabilir. Bu şekilde söylemek de mümkün.